Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Yazgi Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlere matematik dersinizden 2. dönemin 1. yazılı soru örneklerini çözeceğim, anlatacağım. Öğretmeniniz muhtemelen bu soruların benzerlerini size sorabilir diye düşünüyorum. Hemen başlıyorum. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurun. Siz kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Toplamda sizlere 10 tane soru anlatacağım. Her soru 10 puan olsun o zaman. Hemen başlayalım. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Aşağıda verilen kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. Bakıyorum birim kesirler var ilk grupta. Diğer grupta da aynı şekilde gerçi. Ne yapıyorduk biz birim kesirler olduğunda? Bakın 1, 1, 1. Alttakilerden az olanı seçiyorduk ve böylece en büyük olanı buluyorduk. Ne demek bu? Şöyle düşünün, 3 tane pasta var. İşte bu Ali'nin pastası, bu Hasan'ın pastası, bu da Ömer'in pastası. Ali 8'e ayırmış ve bir parça yemiş. Hasan 3'e ayırmış ve bir tane yemiş. 49'a ayırmış Ömer, bir tane yemiş. Bunun parçaları minicik olmuş. En büyük parçalar burada, değil mi? O zaman 3'te 1 kesri en büyük demektir. Böyle kısa bir şekilde de açıklama yapmış olduk. 8'de 1, ikinci sırada en küçük olan 49'da 1 oluyor. Diğeri de aynı şekilde bakıyorum. 1, 1, 1. Şimdi en az olanı seçeceğim. Yani 1 bölü 13. 13'te 1 kesri en büyük. 14'te 1, ikinci sırada. En küçük 15'te 1. Bu şekilde tamamladık. İkinci sorumuz, aşağıda verilen dönüşümleri yapınız diyor. 3 saat nokta nokta dakika. Biliyorsunuz 1 saat 60 dakikaydı. O zaman 3 ile 60'ı çarptığımız zaman ne olur? 180 dakika. Yazalım. Şunu yapalım, sonra buraya gidelim. 4 dakika ve 23 saniye ne kadar saniye eder? Bunlar zaten saniye. 4 dakikayı bulalım biz. Yine 60 ile 4'ü çarpalım. 240. 23'ü de toplayalım. Ne oldu? 263 saniye. 165 dakika. Saat ve dakika olarak ayıracağız. Ne yapmalıyız? 165'i 60'a bölmeliyiz bu kez. Yani küçük birimi büyük birime döndürürken bölme yapıyoruz. Büyük birimi küçüğe döndürürken çarpma yapıyoruz. Kaç defa olabilir? 3 tane 60 180 ediyor. Fazla geliyor. 2 tane yetiyor. 2 tane 60 120 eder. 5 ve 4. Ne oldu? 2 saat ve 45 dakika. 142 gün, nokta nokta ay ve nokta nokta gün. Şimdi günleri ay yapacağız. Matematiksel işlemlerde ayları 30 gün olarak düşünüyoruz. Ve 142'yi ne yapıyoruz? 30'a bölüyoruz. Kaç tane olabilir? Bir şöyle düşünelim. 4 tanesi 120 ediyor. 5 tanesi 150 fazla geliyor. 4 tane yeter. 120 oldu. Çıkaralım. 2, 2. Yani 4 ay ve 22 gün oldu. Bu şekilde dönüşümleri yapmış olduk. Üçüncü sorumuz muhakkak çıkacak bir soru sizlere. Aşağıdaki sayı doğrularında işaretlenmiş olarak verilen kesirleri yazalım diyor. Şimdi birinci sayı doğrumuzda bakın işaretlenmiş yerler 0 ile 1'in arasında. Yani buradaki işaretlenmiş yerler kesinlikle basit kesir olacak. Bir bütünü geçmemiş çünkü. Peki ne yapıyoruz? Şöyle ilk önce yerlerini hazırlayalım. İlk önce kaça ayrılmış bir bütün? Onu sayıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e ayrılmış. O zaman paydamız 8 olacak. Burada da 8 olacak. İlk işaretlenmiş yer kaçıncı adımda? Tavşan gibi hoplayarak sayacağız. Başladığınız yeri saymayın sevgili öğrenciler. Çünkü yanlış oluyor bazen. Öğrenci şöyle yapıyor. 1, 2, 3, 4 zannediyor. Değil. Şöyle. 1 adım, 2 adım ve 3 adım. Yani burası 3, 4 değil yani. Devam edelim. 4, 5, 6, 7. Burası da 8'de 7 oldu. İkinci sayı doğrumuzda bakıyorum bir bütün kaça ayrılmış? 1, 2, 3, 4'e ayrılmış. Diğer bütün de diğer pasta da 4'e ayrılmış bakın. Diğeri de 4'e ayrılmış. O zaman bizim burada işaretlenmiş yerlerde paydamız 4 olacak. Öğrencilerin en çok yanlış yaptığı şey şu. Hepsini sayıyor. 12 zannediyor. 12 parça var bu çünkü burada. Daha devamını yapmadım ben. 12 parça zannedip paydaya 12 yazıyor. Bu yanlış. Bizim paydamız bir pasta kaça kesilmiş onu yazacağız. 4'e. Diğer pasta da 4'e kesilmiş. Şimdi burası
Kaçıncı adımda? Bakın 4 ve 5. 5. adımda. Yani bir bileşik kesir var burada. Burası nerede? 6, 7, 8, 9, 10. adımda. Yani 4'te 5 ve 4'te 10 oldu. Son sayı doğrumuz bir tam sayılı kesir olacak. Çünkü bakın bir pasta kesilmemiş. Tam olarak bitmiş. Diğer pasta da bitmiş ve 3. pastaya geçmişiz. Yani 2 tane tam bitmiş. Bir kere başına 2 tam yazacağız. Sonra diğer pasta, son pasta kaça kesilmiş? 1, 2, 3, 4, 5'e ayrılmış. Paydamız 5. İşaretli yer kaçıncı adımda? 1, 2, 3. adımda. 2 tam, 5'te 3 oldu. Bu şekilde işaretledik ve 4'e bakıyoruz. Saatlerle ilgili bir problem. Saat 14.50'de başlayan bir film 16.25'te bitmiştir. Buna göre film kaç dakika sürmüştür? Bakın şurasının altı çizili. Nedenini birazdan söyleyeceğim. 16.25'te bitmiş. Yazalım. Ne zaman başladı? 14.50'de. Çıkaralım. Ne kadar süre geçtiğini bulalım. Çıkarma yaparken saatlerle dakikaları ayrı yani alt alta yazdık. Önce dakikaları çıkaracağız, sonra saatleri. Hatta ayırıp da göstereyim. Yalnız burada bir sorun var. 25 dakikadan 50 dakika çıkmıyor, değil mi? Ne yapacağız o zaman? Komşudan bir tane saat alacağız. Ve buraya bir saati dakikaya çevirip öyle vereceğiz. Bazen öğrenciler şöyle yapıyor. 2'den 5 çıkmaz, komşudan bir onluk alıyor. Bu yanlış. Çünkü saatlerle çıkarma yaparken normal çıkarma gibi, tamam normal çıkarma yaptığımız yerler de var ama komşudan alırken normal onluk almıyoruz. Saat alıyoruz. Bir saat 60 dakika. Burası da 25 de burada var. 60, 25 daha ne yapar? 85 dakika. Bunu çizelim. Burada ne kaldı? 15 saat kaldı. 5'ten şimdi çıkabilir. 85'ten 50'yi çıkarırız artık. 5'ten 0 çıktı 5. 8'den 5 çıktı 3. 5'ten 4 çıktı 1. 1 saat 35 dakika film sürmüş. Ama diyordu ki kaç dakika? O zaman biz bunların hepsini dakika yapmamız lazım. 35 dakika zaten dakika. 1 saatte 60. 60 burası. 35 de diğeri. Topladığımız zaman cevap ne olacak? 95. Bu şekilde sorumuzu tamamlamış olduk. 5. soru. Ebru 840 sayfalık kitabın 7'de 2'sini okudu. Geriye kalan sayfaları da günde 20'şer sayfa eşit şekilde okuyup bitirmek istiyor. Buna göre kitabı kaç günde bitirir diyor. Şimdi 840'ın ilk önce 7'de 2'sini bulacağız. Yani 7'ye böleceğiz. Bölelim. 8'de 7 bir kere var. Çıkaralım. 1 kaldı. 4'ü getirelim. 14'te 7 2 kere var. Bu da tamam. Yapmadığımız bir 0 var burada. Onu da getirelim. 0'ı da getirdiğimiz için bunu da soracağız. 0'da 7 var mı? Bölemeyiz. Yok, yok demek. O zaman buraya bir 0 koy demek. Bir parçayı bulduk. 2 parçasını okumuş. 120 ile 2'yi çarpacağız o zaman. 0, 4, 240 sayfa okumuş. Sonra geriye kalan sayfaları diyor. Geriye kalanları bulmamız lazım. 840'tan 240'ı okudu. Çıkaralım. 0, 0 ne oldu? 600 oldu. 600 sayfa kalmış değil mi? O zaman bunu 20'ye böleceğiz. Her gün 20'şer sayfa okuyacak. Bölelim. 6'da yok. 60'da 20 3 kere var. 3 kere 20 60. 0'ı indiriyorum. 0'da 20 yok. O zaman buraya bir 0 koydum. Demek ki 30 günde bitirebilirmiş. Bu şekilde cevabı bulduk. 6. sorumuz kolay bir soru, şekilli bir soru ama öğretmeniniz yine yazılıda sorabilir. Aşağıda modellenmiş olarak verilen kesirleri yazalım. Ayrıca birim kesirlerini de yazalım diyor devamında. Onu da yapacağız. Şimdi bakın burada bir bütün kaça ayrılmış onu sayalım. 4, 8, 12, 16. Hepsi 16 tane. Kaç tane boyanmış? 2, 4, 6, 7 tane. 16'da 7. Buradaki şekil. Peki bunun birim kesiri nasıl olur? 16'da 1 olur. Değil mi? Şuraya bakalım. Burada da şöyle bir yanlış yapıyor öğrenciler. Bakalım kaça ayrılmış? 2, 4, 6, 7. 7, 14, 21. Paydayı 21 zannediyorlar. Yanlış oluyor. Çünkü bir pasta 7'ye kesildiyse bizim paydamız kesinlikle 7 olacak. Ve bir pasta yetmemiş. Bunu yemişler. Ötekini de yemişler. Diğer 3. pastadan da biraz daha yemişler. Yani 7 tane buradan, 7 tane buradan 14, 15, 16, 17 tane yemişler. O zaman üstte 7, 17 yazıyoruz. Ve bir bileşik kesiri gösteriyor bu. 7'de 17. Peki bunun birim kesiri nasıl olur? 7'de 1 olur.
payda aynı, üstte 1 yazıyoruz. Burada da bir tam sayılı kesir var. Bakın 3 tane tam yazalım. 3 tam. Diğer son pasta 4'e kesilmiş. 3 tanesi boyanmış. 3 tam 4'te 3. Peki bunun birim kesiri nasıl olur? 4'te 1 olur. Bu şekilde. Geçelim diğer 7. sorumuza. Kesirlerle ilgili bir problem. Yıldız artı 3 bölü 9 kesri bir basit kesir. Onda üçgen artı 2 kesri bileşik kesirdir. Yıldız yerine yazılabilecek en büyük sayı ile üçgen yerine yazılabilecek en küçük sayının toplamı kaçtır diyor. Şimdi burası basit kesir olacağına göre ve en büyük olmasını istediğimiz için en büyük olması için 9'da 8 olması lazım. Çünkü 9'da 9 olsa bileşik kesir oluyor. 8 olması için 3 zaten var. O zaman yıldıza ben ne vermeliyim? En büyük 5 vermeliyim. Yıldız 5 çıktı. Buradaki de bileşik kesirmiş. Ve buradaki bileşik kesirde üçgenin en küçük olmasını istiyoruz. Bunu altını çizecektim, unutmuşum. Peki en küçük bileşik kesir nasıl olacak? 10'da 10 olur. Değil mi? En küçüğü. Peki 10 olması için buraya ne koymalıyım? 8 koymalıyım. Çünkü 2 var zaten. Üçgende 8 çıktı. Ve bunların toplamı diyordu. Üçgen ile yıldızın toplamı. Yani 5 ile 8'i toplayacağız. Eşittir cevabımız 13 olacak. 8. Bir sinema salonundaki izleyicilerin 10'da 3'ü erkek, 10'da 5'i kadın ve geriye kalanlar çocuktur. Buna göre çocuk izleyiciler tüm salonun kaçta kaçıdır? İlk önce erkeklerle kadınların oranlarını bir toplayalım. 10'da 3 erkek artı 10'da 5 kadınlar. Kesirlerle toplama işlemi ne yapıyorduk? Yukarıdakileri topluyoruz. 3, 5 daha 8. Aşağıdakileri toplamıyoruz. 10 olarak yazıyoruz. Bazen yanlışlıkla 10, 10 buraya 20 yazıyorlar. Yanlış oluyor. Paydalar toplanmıyor. 10'da 8. Bu kadar kadın ve erkek var. Çocukları nasıl bulacağız? Bir şeyin tamamı payda ile pay aynı olur. Yani buradaki 10 olduğuna göre 10'da 10'dur salonun tamamı. Bütün yani. Tamamı demek. Bu kadarını çıkaracağız. Geriye çocuklar kalacak. Çıkarma işlemi. 10'dan 8 çıktı. 2. Paydamız yine aynı. Demek ki çocukların oranı 10'da 2'ymiş. 9. sorumuz. Saat 22.45'te uyuyan Özge ertesi gün saat 7.50'de uyanmıştır. Buna göre Özge kaç saat, kaç dakika uyumuştur? Şimdi burada şunu yapmalıyız. İlk önce uyuduğu günü hesaplamalıyız. Uyuduğu gün 24'te bitiyor. Örneğin pazartesi günü. Ya demek ki bu saatte uyumuş. O gün 24'te bitiyor yani. Sonra salı günü başlayacak. Diğerlerini sonra hesaplayacağız. 24'ten şu 22.45'i çıkaralım. 0, bakın 0 dakika çıkmıyor değil mi? Ne yapıyoruz? Buradan bir saat alıyoruz. Burası oldu 60. Burada 23 kaldı. Şöyle çizelim. 0'da şimdi normal çıkarma yapıyoruz artık şu kısmı yani. Şöyle ayırayım. 0'dan 5 çıkmaz. 10'dan 5 çıktı 5. 5'ten 4 çıktı 1. 15 kaldı. Burada 1 kaldı. 1 saat 15 dakika pazartesi günü uyumuş. Ben pazartesiyi kafadan uydurdum. Neyse o gün uyumuş işte. 1 saat 15 dakika. Diğer günde bu kadar uyudu. O zaman bunları toplayacağız. 7 saat 50 dakika diğer gün. Uyuduğu gün 1 saat 15 dakika uyumuştu. Toplayalım. 5 bir daha 6. 7 bir daha 8. 8 saat 65 dakika. Şurada bir fazlalık var değil mi? Buradaki 60 dakikayı alalım 1 saat yapıp şuraya verelim 9 olsun. Burada da 5 kalsın. Ne oldu? 9 saat 9 saat 5 dakika uyumuş oldu ve bu şekilde cevabı bulduk. Son sorumuz bir problem. Yandaki kabın 8'de 5'i doludur. Kaba 264 mililitre daha su ilave edilirse tamamı dolacaktır. Buna göre kabın tamamı kaç mililitre su ile dolar? Yani burada şunu demek istiyor. Ben problemi güzel planlayamamışım aslında. Yani kabın tamamı kaç mililitre su alır? Bunu soracaktım aslında. Yani biraz yanlış sormuşum. Zaten 264 mililitre koyunca dolacak tamam. Ama benim sormak istediğim yani hepsinin dolu olduğunda ne kadar su olur? Onu sormak istemiştim. Neyse. Hoşgörünüze sığınıyorum. Şimdi 8'de 5'i doluymuş. Ve bu kadar daha ilave edilecek. Bakın şuradaki boş yere. 264 daha konacak. İlave edilecek. Ben buradan şunu bulabilirim. Bir parçayı bulursam hepsini bulabilirim o zaman.
Yani 264'ü, bakın 3 parça daha ilave edilecek değil mi? Bu 264 demek 3 parça demek. 3'e bölerim ve 1 parçayı bulurum. 2'de yok, 26'da 8 kere var. 3 kere 8 24. 2 kaldı. 4'ü getirdim, yine 8 kere var. 3 kere 8 24. Yani 1 parça 88. Peki kabın tamamı kaç parçadan oluşuyor? 8 parça değil mi? Burada zaten gösterdik. Resimde de görüyorsunuz. Resim olmasaydı paydadan anlardınız. 88 ile 8'i çarparız şimdi. 8 kere 8 64, elde var 6. 8 kere 8 64, 6 daha 70. Demek ki kabın tamamı 704 mililitre su ile doluyor. Hepsi bu kadar su alıyor. Cevabı bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.